birçok hani tasarımda sınır olmayan bir ortamda bunları kendimize göre özelleştirdik diyebilirim. Kendi zevkimize göre ve işte biraz da deneyimi daha nasıl kolay olabilir, kullanıcıya daha kolay nasıl benimsetebiliriz şeklinde kaygılar güdüp tasarımlarımızı gerçekleştirdik. Yine süreç içinde kullandığımız bazı kodlarımız, farklı bileşkenlere atadığımız farklı komponentlerimiz oldu. Videolarımızı ekledik. Videolarımız mesela arkadaki taretlere ait bilgi katmanları gibi hareket etmesinde sabit kalsın dedik ve ona göre bileşenler ekledik videolarımıza da. Gibi gibi daha sonra bunu Unity'de yapacağımız çalışmayı tamamladıktan sonra bunu Visual Studio programı üzerinden HoloLens karma gerçeklik gözlüğüne bir uygulamada dosyası olarak tanımlamamız gerekiyor. Projemizi build alıyoruz. Ona çeşitli ayarlar vesaire var. Onları yaptıktan sonra bir uygulama dosyası olarak gözlüğe aktarıyoruz ve artık tabii hata da olmadıysa ki bu süreçte birçok hatayla da karşılaştık diyebilirim. Tüm hataları da giderdikten sonra artık gözlükte uygulamamızı deneyimleyebilir ve uygulama özelinde işte Yavuz gemisini ve Yavuz gemisine ait dijital bilgi katmanlarını yeniden deneyimleyebilir hale gelmiş olduk. Umarım sizi de çok sıkmadan süreci de özetleyebilmişimdir. Hocam bence çok keyifli anlattın. Hatta ben yani şöyle bir şey sormak istiyorum. Hocam şu an dijital gözlük kullanarak etrafa bakıyorsunuz ya. Mesela orada komutları yönlendirirken arka planda bilgisayar açık ve mouse yoluyla mı aslında hareket ediyorsunuz özne şey objeleri? Yoksa Yok. yine bir mekanizma ayarlayıp elinizde algılayıp bir şey yapıyor. Nasıl oluyor? Bilgisayarla hiçbir bağlantımız yok. Bilgisayardan tamamen bağımsız olarak. Ya ben de aslında dışarıdan çekilmiş görüntüleri de vardı. Ben kullanırken bir arkadaşım çekmişti. Çok iyi oldu Bilgisayara aslında. yansıtma da yapabiliyoruz. Ama ben onları maalesef kaybettim ve gözlük şu anda da bende olmadığı için. Eğer çalışma şeyini merak ediyorsanız ufak bir YouTube'da hani bir arama yapıp Microsoft HoloLens diye bir aratma yapıp oradan hani dışarıdan nasıl görüldüğünü de bakabilirsiniz. HoloLens Şey gibi mi gözlüğü hocam? VR Pardon, lafınızı gözlükler böldüm. gibi. Yo estağfurullah. Siz buyurun isterseniz sonra ben devam edeyim. Şunu söylemek istiyorum hocam. Ben bir ara bir gözlük deneyimlemiştim ve elimize iki tane kolu vermişlerdi. O kolları sanki elimizmiş gibi algılayıp tuşlara Evet. basınca kavrama şey yapma. O tarz bir mekanizma mı kullanıyorsunuz acaba gözlüğü kullanırken? Onlar genelde sanal gerçeklik gözlüklerinde oluyor. Mesela Meta'da var o. Ama karma gerçeklik hem de deneyim gereği sadece gözlüğümüz var. Gözlüklerin bu cam kısmında sanal holografik görüntüleri görmemizi sağlayan çeşitli lensler var. Burada artık kumanda tamamen ellerimiz. Gözlük benim ellerimi algılıyor. Ben videoda şu hata yapmışım, onu fark ettim. Uzaktan kontrol imkanı da var ama şurada bir bölümde vardı. Direkt gidip elimle kontrol etmiştim. Burada biraz ekran kayırında mesafeleri kayıyor ama gerçek cihaz deneyiminde bunlar daha net gözüküyor. Henüz yeni geliştirilen yani bizim kullandığımız zamanında yeni geliştiriliyordu gözlük. Bir takım sıkıntıları vardı. Aslında ben gerçekte gidip direkt şu köşeyi parmağımla tutuyorum ve gözlük de onu algılıyor. Ve direkt ona yönelik işte mesela görüntüyü büyütebiliyorum bu şekilde. Hani bir kumanda kullanmıyoruz. Tamamen kontrolcü bizim ellerimiz. Çok Aynı daha iyi. zamanda mesela şöyle bir örnek de verebilirim. Bir gün isterseniz bir hani şey de ayarlayabilir. Hani isteyen veya yakındaki arkadaşları üniversitemize misafir edip bir deneyim atölyesi de oluşturabiliriz isterseniz. Hocam çok Mesela iyi olur. şöyle bir olay da var. Seve seve gerçekleştirebiliriz bunu da. Atıyorum şu duvar yüzeyi, şu kitap duvar yüzeyi ve gözlük bunu tamamen fiziksel bir nesne olarak algılıyor. Ben mesela atıyorum eli sanal olarak bir şey var. Bu kalemi de ben sanal olarak deneyimliyorum. Duvarın arkasına geçirmeye çalıştığımda veya duvarla bir temasa geçirmeye çalıştığımda gözlük tamamen bunu iki ögeyi de fiziksel öge olarak algıladığı için her ne kadar kalem holografik bir görüntü olsa da duvara çarptırıyor. Yani duvarın arkasında geçirtmiyor bunu gibi örnekleyebilirim hani gözlüğün çalışma prensibinden. Söyleyeceğim bu kadar bu konu hakkında. Hocam bence çok çok güzel bir etkinlik olur. Eğer Kocaeli çevresinde oturan arkadaşlar, İstanbul'da oturanlar ya da Kocaeli günübirlik ziyarete gelmek isteyen arkadaşlar için deneyimlemek çok keyifli olur. Ben şahsen çok heyecanlandım. Bir de hocam sana kameranız kapalı şey Benim mi? yapamadım. Evet. Yok Ben sanırım sen bende de gözükmüyor. gözükmüyor Zeynep. Öyle mi? Şimdi kapattı. Pardon. Şimdi Ben geri kapadım geldi. açtım. Tamam. Bir de hocam Size birkaç tane sorumuz daha var.
Evet. Siz soran şey, Suzan varken şey yapmak istemedim, bölmek istemedim. Emin Göz arkadaşımız şey diye sormuş. Karma gerçeklik konusunda kullanmak nasıl bir his veriyor? Hani gelecek için projelerimizde nasıl entegre edebiliriz? Maliyet açısından değerlendirirseniz, hani biz öğrenciler için. Bir de ileride gerçekten sizin de bu projede kullandığınız gibi etkin olacak mı? Düşünceleriniz neler diye sormuş. Şimdi ilk nasıl bir his verdiği konusunda ben ilk olarak hani gözlüğü kullanmaya başladığımda şey olur yani böyle nasıl desem. 5 yaşındaki bir çocuğa böyle hiç hayatında görmediği bir oyuncak verirsiniz de böyle bir hani hayrete hayranlığa kapanır. Açıkçası ben de öyle bir his oluşturmuştum. Böyle oturdum 2-3 saat sadece boş boş gözlüğün içinde gezindim yani. Kendi uygulamalarına baktım. Zaten ilk olarak alışması da biraz hani hiç daha önce deneyimim olmadığı için alışma süresi var. Yaklaşık bir 15-20 dakika hani olayı anlamaya çalışıyorsunuz kullandığınız zaman da. Bu o açıdan güzel yani eğlenceli bir his de. Gelecek projelerimize nasıl entegre edebileceğimiz konusu eğer maliyet olarak bakıyorsak arkadaşlar şöyle bir hani hepimizin bildiği bir örnek verebilirim. Mesela ilk bilgisayar çıktığında veya işte Türkiye'de, dünya genelinde zaten çok az sayıda insan kullanabiliyordu, bunun erişimi vardı. Ama şu anda hani hepimizin bilgisayarı var. Atıyorum ve tamam her ne kadar ekonomik yönden bakmamaya çalışalım olaya. Bir bilgisayar temin edip istediğimiz özellikle olur olmaz orası ayrı. Bu bilgisayarı kullanabiliyoruz sonuçta. Hani sayılı insandan şu anda herkesin kullanabileceği bir seviyeye geldi. Bu gözlüklerin de ben ileride kesinlikle öyle olacağını ve hatta şu anda nasıl desem artık bilgisayarın yerini yavaş yavaş telefonlar, tabletler almaya başladığı gibi bu gözlüklerin de bilgisayarın olsun, telefonun olsun yerini alacağını düşünüyorum gelecek konusunda. Ve buna paralel olarak da maliyetlerin de artık daha erişilebilir seviyelere geleceğini düşünüyorum. Maliyet açısından bu şekilde entegre olabilir. Eğer uygulama ve proje geliştirme açısından bakacak olursak ya bu şöyle düşünün hayal yani bizim hayal dünyamız gibi hani bir sonu yok. Nasıl entegre edebileceğimiz konusunda yani aklınıza ne şekilde gelirse o şekilde entegre edebiliriz gibi geliyor bana. Mesela maket yapabiliriz. Maket geliştirme programları kurulur. Maket yerini alabilir. Her ne kadar fiziksel maketi ben şey olarak bulsam da, gerekli bir ödev olarak bulsam da, mesela sanal olarak maketlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Atıyorum bir yapıya dış cephe uygulaması yapmak istiyoruz. Hani skeç çizmek yerine defterlerimize direkt yapı üzerinden, yapı görüntüsü üzerinden birebir mesela çalışmalar yapabiliriz gibi gibi. Dediğim gibi yani aklınıza ne gelebilecekse o seviyeye kadar, o çeşitliliğe kadar uygulama anlamında entegre olabilir. Hocam ve hatta ben şöyle bir şey etkin olacağını da düşünüyorum. Şevdin Neşe hocamız da hani sonuçta sizinle beraber proje yapmışsınız. Biz de maketlerimizi yaparken sürekli bildiğiniz gibi elinizle yaptırıyor. En son modellemeye geçiyoruz. Tabii. Hani diyor ki mekanı tanımayız. Sen bunu böyle yapıyorsun ama o oradan kurtaracak. İç mekan tasarımı nasıl olacak? Sen bunu yaparken bunu fark ediyor musun? Gerçekten o gözlükleri kullandığınızda o teknolojiyi kullandıktan sonra maketin içine girdiğinizde ne yaptığınızı biraz daha idrak ediyorsunuz. Hani maket modellemesinde bile aslında çok önemli bir etkinlik gösteriyor. Tabii. Ya da siz modeli dijitale geçene kadar zaman geçiyor. Hızlı bir şekilde bir deneyimleme fırsatınız oluyor. Telefonlarda bile bazı uygulamalar var. Maketinizi 3 boyut olarak algılıyor. Siz onu hani 3 boyutlu bir şekilde el alabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz, yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Duruma göre çok içine girebiliyorsunuz. Ya bu işte gibi kim hani ne şekilde daha özgün veya işte daha rahat çalışabiliyorsa. Kimisi işte fiziksel maketleri rahat eder, kimisi dijitalde rahat eder. Amaç hani daha çeşitli geliştirme ortamları sunup hani tasarımları, tasarım süreçlerini daha hızlı, daha kolay hale getirebilmek. Dediğim gibi yani bunun bir şeyi yok. Bir çerçeveye oturtmak gerekirse yani oturtabileceğimiz bir sınırlama çerçevesi yok. Kim ne şekilde ister, kim ne şekilde hayal eder, ne yapmak isterse mesela onları yapabilir. Kerem Tatlı arkadaşımız bir soru sormuş. Tasarlarken duygusal olarak bir şeyler hissettirdi mi? Ya ben açıkçası tarih okumayı çok severim. Atıyorum işte Çanakkale'yi okuduğumda mesela çok gaza gelen bir insanım diyebilirim yani açıkçası. Tarihten çok etkileniyorum.
Ve Yavuz'un da tarihini okumaya başladıktan sonra duygusal olarak da tabii ki etkiledi ve hem gurur duyduğumuz yerleri oldu. Her ne kadar gemiyi biz yapmamış olsak da. Hem de üzüldüğümüz, mesela işte sırf jilet yapılmak için bu şekilde bu öneme sahip bir kültürel miras ögesi 76 yılında hani basit bir jilet uğruna mesela hiç ediliyor. Yazık olmuş açıkçası yani. O konuda da üzüldüm mesela, onu söyleyebilirim. Gülcan Arıcı arkadaşımız şu anki savaş gemilerini ve Yavuz gemisini karşılıyor. Ya ben açıkçası hani gemilerin çok şeyini, detayını bilmiyorum. Denizci Bahriyeli değilim sonuçta. Ama o yıllara göre Yavuz Kravözörü mesela Akdeniz'deki en hızlı gemi olarak tanımlanıyor. İster yüklü olsun, yani üzerinde teçhizat olsun, ister olmasın. Mesela İngiliz Akdeniz filosuyla vesaire karşılaştırıldığında Yavuz gerçekten dönemine göre hızlı bir gemi ve dayanıklı bir gemi de diyebilirim. Ama günümüzle karşılaştıracak olursak tabii günümüz gemileri yani illaki daha şeydir, gelişmiş bir versiyonudur. Çünkü arada bir asır var yaklaşık olarak. Hocam bir de izleyelim. Bir sorumuz daha var hocam. Evet, hocam aynen. Neden hocam demiş ki arkadaşımız, hocam bir ileride mimar tasarım veya sunum sürecinde sanal gerçekliğin büyük bir pozitif etki yaratacağını düşünüyor musunuz? Yani mimari reflekslerle becerilere katkı sağlayabiliyor diyebilir misiniz? Şahsi deneyimlerinize dayanarak. Şimdi şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu anlattığımız şey sanal gerçeklikle alakalı değildi. İlk olarak onu bildim. Dediğim gibi hani bu kavramlar yavaş yavaş oturacak. Hani şu anda çok karıştırılıyor. Sanal gerçeklik tabii o da olur. Biz karma gerçekliği şey yaptık. Şu anda karma gerçeklikle yapılan bir çalışmayı burada birlikte tartıştık. O da pozitif bir etki yaratabilir. Yani teknolojiyi tamamen nasıl kullandığımıza bağlı. İlla ki negatif yönleri de olacak. İlla ki hata yapmamıza da sebep olacak ama mümkün olduğu kadar doğru ve efektif bir şekilde çalışmalarımıza entegre ettikten sonra bunu katkı sağlayabileceğini söyleyebilirim. En azından hız katmış olacak bize. Hocam ben mesela siz sanal gerçeklikten bahsetmeden önce hani makalenizi okumadan önce ilk başta şöyle düşünmüştüm hatta. Bir ara bilirsiniz Pokemon diye bir oyun var, bir ara herkesin elindeydi. Dijital kamerayla aslında orada hani etrafı gösteriyorsun ama orada bir animasyon figürleri oluşuyor. Sen normalde öyle bir şey yok ama oraya çevirdiğinde gizlenmiş öğeler falan var. Hani bir tık onunla bağdaştırmıştım karma gerçekliği. Hem dijital olarak ortamı görebiliyorsun. Hani gerçek bir ortamdasın ama dijital öğeler de bulunuyor. Ve sen onu hareket ettirebiliyorsun, açıp yönlendirebiliyorsun. Yani benim mesela ilk aklıma o gelmişti. Mesela Pokemon Go, onu artırılmış gerçeklik diyebiliriz. Sanal gerçeklikte dediğim gibi bizim artık fiziksel dünyayla hiçbir işimiz yok. Görmüşsünüzdür videolarda veya aranızda kullanan, deneyim sahibi olan arkadaşlar da vardır muhakkak. Sanal gerçeklikte artık biz fiziksel dünyadan ayrılıp tamamen sanal bir ortama geçiyoruz. İstersek uzaya gidebiliriz, istersek bilmiyorum yarış arabası kullanabiliriz, bisiklet sürebiliriz. Veya işte bir denizde, denizin ortasında gibi tamamen sanal ortamda oluşturulmuş bir ortamda bu kullanıcı deneyimi gerçekleşiyor. Artırılmış gerçekliğe gelecek olursak hani Pokemon Go örneğindeki gibi biz hem fizikseli hem sanalı bir arada deneyimliyoruz ama bu bir şeyin arkasından gerçekleşiyor. Dijital bir ekran, mesela telefon olsun, tablet olsun, onun arkasından gerçekleşiyor. Karma gerçeklikte olay deneyim tamamen fiziksel bir ortam içinde. Fiziksel ortamın verdiği sınırlamalar içinde gerçeklik oradan geliyor. Gerçeklik algısı o şekilde arttırılıyor. Ve sanal ögelerde holografik görüntüler olarak tıpkı fiziksel bir nesne gibi bizim karşımıza çıkıyor. Yani hem fizikseli hem de gerçeği gerçek ortamda deneyimliyoruz. Şeklinde tanımlıyor. Yani aradaki farkı bu şekilde anlatabilirim. Çok daha iyi oturdu. Hocam bir arkadaşımız da neden bu konuyu seçtiğiniz veya nereden aklınıza geldiğini sormuş. Bu konuyu ilk olarak işte biraz özgün, yani her çalışma özünde özgün elbet. Böyle farklı bir şey yapma hayalimiz vardı hani. Bir az örneği bulunan veya örneği olmayan bir şey. Bunun hakkında kafa yorduk. İşte o süreci o süreçte işte internette, sosyal medyada bayağı vakit geçirdik. Daha sonra bu karma gerçeklik teknolojisiyle tanıştık. Bir de
Hem madem böyle bu teknolojiye ait bir şey yapacağız dedik. Bulunduğumuz hani kente de bir atıf olsun. Hem de yani bizi de tatmin etsin açıkçası şeklinde. Daha sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Yavuz gemisi aklımıza geldi. Hem çok önemli bir değer hem de yetik bir kültürel miras ögesi. Bu iki ögeyi sonra bir araya getirip çalışmamızı gerçekleştirdik diyebilirim. Emin göz arkadaşımız da şöyle bir soru sormuş. Bunu el ile çizdiğinden dijital çizime geçtiğinizde de görüyoruz. Bu çok birçok uygulamada gerek Revit gerek AutoCAD olsun çizim anında senkronize bir şekilde 3 boyut bir şekilde inceleyebiliyoruz. El ile çizim veya el ile maket yapımı kanınca 4-5 yıl sonra tarih olacak. Hem kaynaklar açısından zararlı hani kağıt veya plastik kullanımı vesaire. Hem de kullanımı zor. Herhangi bir hata yapıldığında çoğu zaman geri dönüşü olmuyor. Zaten global açıdan da baktığında piyasamızın nereye doğru yürüdüğünü az çok görebiliyoruz. Sanal kısım her zaman kolaylık yaratır diye düşünüyorum diye kendi yorumunu bırakmış. Öyle anladım. Ya evet, açıkçası doğrucu bir yani nasıl realist bir bakış açısı. Yani ben de geleceğin o şekilde olduğunu düşünüyorum. Ya bu dediğim gibi tamamen o çalışmayı yapan hani kişinin nasıl daha efektif çalışabildiğiyle alakalı. Hani kimi bilgisayardan sanaldan daha iyi şeyler ortaya çıkarabilir. Kimi dokunmadan bir şey yapamaz illa ki yani dokunması, kurcalaması lazım gibi gibi. Yani geleceğin ben de bu şekilde özellikle mimarlık bilimine, mimarlık biliminde sanallaşmanın olacağını düşünüyorum. Ama bunu iyi entegre etmek üzerine birçok çalışma yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Şu anda hani okuduğum birkaç çalışmada bu mimaride sanallaşma sorunsalı, hani buna bir sorunsal çerçevesinden hep yorumlar getiriliyordu. Bunu mimariye, işte mimari çalışmalara, mimari eğitime, mimari uygulamalara gibi gibi A'dan Z'ye tüm kalemlere nasıl entegre edilebilir şeklinde hem eğitimciler olsun, önde gelen eğitimciler, hem bu teknolojilerle içli dışlı olan çalışma yapan kişiler olsun bir araya gelip mimaride sanallaşma veya dijitalleşme nasıl entegre edilebilir şeklinde çalışmalar yapılması gerekiyor bence. Ya yani benim şahsi fikrim hani buna açık konuşmak gerekirse hani bodoslama dalmamak da sindire sindire nasıl entegre edilebilir şeklinde ilerleyebiliriz'in tartışmaları yapılmalı. Ve evet yani maket maalesef yaptığımız maketler çok geri dönüşüm malzeme kullanamadığımız için bazıları yine geri dönüşülebiliyordu ama çoğu çöp oluyor yani bu sıkıntı var Yok, yani. fazlasıyla özellikle sokak maketleri. Evet. Hocam bir arkadaşımız da günümüzde BIM yazılımlarıyla karma gerçeklik arasında bir ilişki var mı? Varsa bu ilişkiyi nasıl açıklayabilirsiniz? Nereye açıklayabilirsiniz? BIM yazılımları mesela şeyin işte onlar da yavaş yavaş uygulamalar geliştiriyorlar. Mesela SketchUp'ın icra numaraları. Bir gözlük veya birkaç gözlük de olabilir. Onunla entegre uygulamalar geliştiriyorlar. Atıyorum bir kullanıcı deneyimliyor gözlük üzerinden. Mesela tasarımcı tasarımında bazı değişiklikler gidiyor. Mesela bir proje ortaya koyduk. Hani bir bölümü değiştirmek istiyoruz. Bir tasarımcı var, bir de deneyimci var. Eş zamanlı olarak bilgisayar başında ben tasarım üzerinde değişiklikler yaparken mesela gözlüğü kullanan kişi o değişiklikleri birebir hani görebiliyor realist bir şekilde. O entegreyi kurmaya çalışan şeyler var ama açık olarak mesela herhangi bir gözlükte mesela AutoCAD'i olsun, ArchiCAD'i olsun uygulamasına şu ana kadar hiç denk gelmedim. Hani gözlüğü takayım, bilgisayardan bağımsız olarak AutoCAD'de bir proje çizeyim şeklinde bir uygulamaya şu anda denk gelmedim. Benim bildiğim kadarıyla. Sorular için teşekkür Hocam ederim. benim bir Başka? sorum olacak aslında. Benim vardı. Tabii buyurun. Bu şeylerden sonra hani Yavuz Gemisi'nin sanal gerçeklik aktarımından sonra hiç sizin aklınıza bir oyun tasarımına girişmek ya da metaverse tasarımlarına girişmek geldi mi? Ya da en başında aklınıza böyle düşünceler var mıydı hiç? Mesela siz bunları bahsedince benim aklıma direkt öyle bir şey geldi. Ben böyle bir şey yazsam ya bunu bir oyuna aktarırdım ya da bir metaverse işine falan belki bulaşırdım diye bir düşünmedim değil. Ya aklıma biraz sürecin yorgunluğundan dolayı geldi ama erteledim açıkçası. Tabii ilerleyen süreçte olabilir. Yani aklımda var ama şu an nasıl desem bir ön çalışmasını yapmak gerekiyor. Yani bir ön çalışma yapmak
Lazım. Ama iyi, insanın olur. Aklına geliyor illa ki. Değil mi? Hani Ready Player One'dı sanırım tam ismi. O filmi izlemiş miydiniz bilmiyorum. Hani yine sanal gerçeklikle alakalı bir filmdi. Hani sizin de bahsettiğiniz gibi böyle herkes artık gözlükleri kullanmış. Bilgisayar, telefon gibi artık hayatımıza girmiş. Herkes artık tamamen o sanal gerçeklikte yaşıyor falan filan. O yüzden hani direkt hem o filmle bağlaştım hem Metaverse tasarımları falan aklıma direkt onlar geldi siz böyle bahsettikçe. Ya olabilir. Ama dediğim gibi hani sanal gerçeklik farklı bir olay, farklı bir çerçeve. Hani karma gerçeklik veya karma gerçekliğin işte bir üst seviyesi genişletilmiş gerçeklik de. Ya bir üst seviyesi demek hiçbirine aslında uygun olmaz da bir farklı seviyesi. Genişletilmiş gerçeklik olsun. Yani şu anda eğlence sektörü daha çok hani sanal gerçekliği tercih ederken farklı sektörler hani bizi dünyadan koparmayacak. Dijitaldeki işlerimizi daha kolay gerçekleştirebileceğiniz. Telefon geldiğinde telefona bakmak yerine mesela akıllı saatimize bakıyorsak işte direkt görüntü gözümüzün önüne geldiği gibi gibi çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bakalım artık ileride neler çıkacak. Ben de heyecanla bekliyorum. En son sanırım Apple geliştirdi. Şu anda güncel olarak son çıkan gözlük Apple'ın olması lazım. Ama sanırım evet. Yeni bir gözlük çıktığını bilmiyorum. Ben de o kadar şirinleşir değil ama benim de bildiğim en son Apple'ınkiydi. Hatta bizim ekibimizden birisi de almıştı diye hatırlıyorum. Arkadaşlar sorunuz varsa yine chat üzerinden veya mikrofon açarak sorabilirsiniz. Ben bir ses alamadım, siz alabildiyseniz. Ben bir soru gördüm, son dakikayı gördüm. Emin Göz demiş ki sosyal medyada planların bir bölü bir ölçekte bir şekilde bir alanı yansıtıldığı bir uygulama var. Bu da karma gerçekliğe girer mi? Eğer alanı projeksiyonla yansıtılıyorsa bu girmez. Çünkü yani projeksiyonun üzerindeki sanal görüntü üzerinde biz bir değişiklik veya bir şey yapamıyoruz. Evet, o zaman projeksiyonla ise girmez. Çünkü dediğim gibi karma gerçeklikteki mantık dijital ögelerin fiziksel ögelere benzeyen hologramlarını gerçekleştirip bunlara tıpkı fiziksel ögelere müdahale ettiğimiz gibi müdahale etmek. Aynı zamanda teknolojinin verdiği kolaylıkları da kullanarak bu girmez diye bir girmez diyebilirim. Ama eğer bunu bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde bu planı uygulamanın yapılacağı ortama aktarıp da üzerinde değişikliklere gidilseydi o karma gerçeklik uygulaması diyebilirdik mesela. Arkadaşlar yine sorusu olan eğer şu anda chatte yazıyor ama yetiştiremiyorsa söz liste kısmından bize yazdığını belirtebilir bir süre daha beklememiz için. Ya da mikrofonla dediğim gibi. Sanıyorum bir soru yok hocam. Çok teşekkür tamam. ediyoruz sizlere sunumunuz için. Hocam. Anlatımlarınız için. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp dinlediniz, katıldınız. Umarım hani bir açıklık veya bir merak uyandırabilmişimdir. Hani arkadaşlar dinleyen kişiler dedi. Çok keyifli geçti hocam gerçekten. Evet hocam. Ben teşekkür ederim. Samimi bir şekilde söylüyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Uyguladığınız, kullandığınız programları göstermeniz de birazcık daha böyle hani aşina olduğumuz konusundan çok iyi oldu bizler için de. Bir de hocam ben etkinlik için sizi tekrardan darlayabilirim. Tabii o dediğin gibi bir ama ben öncesinde zaten sizle bir iletişimim var. Bir şu anda dediğim gibi gözlük bende değil. İlk olarak gözlüğü bir boşa düşürelim. Elimize alalım gözlüğü. Gözlüğü elimize aldıktan sonra işte zamanı konuşup herkes için uygun bir zamanda bir deneyim atölyesi şeklinde. Hani atölyede demeyelim de bir deneyim hani bir eğlence ortamı. Hem gözlüğü kullanırız hem sohbet ederiz. Öyle bir gün gerçekleştirebiliriz. Okulumuzda yer de ayarlarız. Güzel oluyor yani. Tamam. Hocam Kocaeli'nden uzak olanlar çok kıskanır ama ya. Ankara'dan hızlı trenle gelinebiliyor Selinay. Aynen bir Kocaeli gezisi de yapmış oldular. Kocaeli'ne gitme planı sonuna kadar hiç yoksa artık var. Artık var. Biz ayarlayacağız onu kendi aramızda. Marmaray var yazılmış. Evet, İstanbul'da da Marmaray var. Hocam çok doğru, teşekkür o da var. Hem rica daha ederim. Için, hem sunum için çok sağ olun. Rica ederim. Evet, ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.